Elektrik, akaryakıt ve gıda fiyatlarında yaşanan artışların değerlendirmesini yapan Gelecek Parti İskenderun İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamasında artışların vatandaşa büyük sorun yarattığını belirterek hükümetin geri adım atmasını belirtti. Bunun bir an önce eski kurlarda, eski fiyatlara düşürülerek insanlarımızı ferah kavuşturmaları lazım. Çünkü gerçekten milletimiz şu an çok zor durumda ve çok zor günler geçirmektedir. Yani akaryakıta binip akaryakıt alıp işine mi gidecek, akaryakıt alıp evine mi gidecek? Yani bu zaten bir ihtiyaçtır. İhtiyacımız olan değerin bir an önce fiyatının düşürülmesi gerekmektedir. Sizce ne kadar olmalı başkanım? Akaryakıt pandeminin başladığı dönemlerde 4 lira 16 kuruştu EPDK sisteminde. Bunun biz 4 liradan demiyoruz veyahut da 5 liradan demiyoruz. Biz eski günleri arıyoruz. Vatandaş eski günleri arıyor. Bugün eski günler 8 TL bandındaydı ve 8 TL bandına düşmesi milletimizi bir nebze biraz rahatlatacaktır. Bu konuyla ilgili hükümetin iyi bir çalışma yapması lazım. Günlük bu şikayetleri aşağı yukarı birçok vatandaşımızdan alıyoruz. Şöyle düşünelim. 4253 TL asgari ücret alan bir evde bir kişi çalışıyorsa ve 1500-2000 TL elektrik faturası geliyorsa 3000 TL kalır. 1000 TL ev kirası ve diğer telefon ihtiyaçları, pazar masraflarını saymıyoruz. İnsanlarımız önceden ailesini alıp bir bardak veya çay içip bir döner yiyebiliyorlardı. Çok zor kanaatler şartında. Ayda bir kere. Ve şu an evine ekmek götüremiyor. Ve ben gerçekten şu günlerde şuna çok rastlıyorum. Elektrik faturasını insanlar ödemek için birbirinden borç para istiyorlar. Bu da milletimizin birbirine olan yani sıkıntısını dile getirilen en büyük kaynaktır. Bence hepimiz birbirimizden borç para isteyebiliriz. Hepimizden. Ama ödeyemediğimiz zaman dostluğumuz, arkadaşlarımız, akrabalığımız bozulacaktır. Yani bunu bir an önce elektrik faturalarının, doğalgaz faturalarının milletin üzerinden ellerini çekmeleri lazım. Ve bunu bir şekilde iyileştirmeleri lazım. Yapılacak tek şey devlete bağlı TEDAŞ. TEDAŞ'ı yetkili kıracaklar. Bütün hesabı enerji firmalarından TEDAŞ sorması lazım.